Tevbe suresi 9. surenin 5. ayetinde der ki Allahu Teala: "Feizen selahal eşhurul hurum." Haram aylar çıkınca faktülül müşrikine, bu müşrikleri öldürün. Haysu vecettubuhum, nerede bulmuşsanız onları. İşte vakuduhum, onları yakalayın. Vahsuruhum, işte onları hapsedin. Vak'udu lehum külle mersat, onlar için her birini yakalamak üzere gözetleme yerinde oturup bekleyin. Müşrikleri nerede bulursanız öldürün. Orada o Nisa suresi 89'da da sözü edilenler Müslümanlara savaş açan adamlar. Şimdi adam ayetin arkasına bakmıyor, önüne bakmıyor. O konudaki diğer ayetlere bakmıyor. Çünkü bazen bazı ayetlere başka ayetler şerh düşebiliyor. Çünkü değil mi? Bakın Kur'an-ı Kerim'den eğer bir adam eğer Kur'an'dan konuşacaksa, rica ediyorum, istirham ediyorum, İşte savunuyor olsa da reddediyor olsa da şu kadir şinaslığı ortaya koyması lazım. Bu kitap Allah'ın kelamı bir kitaptır. Bu kitabı anlamanın ve bu kitaptan konuşmanın bir takım yöntemleri var. Bu yöntemlerin başında Kur'an ayetlerinin birinin diğerini açıklayıcı misyonu gelir. Bir konudaki her ayeti bilmezseniz o konuda hata yaparsınız. Bu konuyu eğer konuşuyorsanız, eğer kim öldürülecekle alakalı konuşuyorsanız, bak Nisa suresi 89. ayete bakan adamın 90 ve 91'i de okuması lazım. De hemen peş peşe. 90 ve 91'i okumuyor. Diyorum ki o zaman peki gel Bakara suresinin tam da savaş ahlakıyla alakalı 190. ayeti var. Onu okuyacağız. Aslında daha yakına da gidilebilir hocam. Yani şu açıdan diyorum. Şimdi 5. ayetin çok önemli bir tarihsel şeyi var. İmam Şafii özellikle bu ayetin geri kalan bütün ayetleri hükümsüz kıldığını söylüyor. Evet, Seyf ayeti konu diyor. Evet. Yani bu ayetin geri kalan, yani ancak savaş durumunda Müslümanların karşındakileri öldürebileceğini, karşı taraf savaş açarsa Müslümanları onları öldürebileceğine ilgili ayetlerin hepsinin hükmünü ortadan kaldırdığını söylemeye çalışıyor. O yüzden hocamın işaret ettiği Tövbe suresi 5. ayetin özel bir önemi var. Fakat çok daha ilerisine gitmeden o ayetin, mesela birinci ayetten alıp da bakmaya başlasak, başına veya sonuna ne diyor? Bu müşriklerden kendileriyle anlaşma imzaladıklarınıza Allah'tan ve elçisine kesin bir uyarıdır. Şimdi bu ayetlerin müşriklerden, yani o dönemin putperestlerinden peygamberimizle anlaşma imzalayıp onu ihlal edip peygamberi öldürmeye kalkanlarla ilgili olduğu ayetten anlaşılıyor. Biraz daha ileri gidiyorsunuz o 5. ayetten sonra 12. 13. ayeti teker teker okuyayım. Dikkatli dinlesinler. Ve eğer anlaşmalarından sonra yine yeminlerini bozarlarsa ve dininize hınç besleyip saldırırlarsa, bu durumda kafirlerin önderleriyle çarpışın. Çünkü onlar yeminleri olmayan kimselerdir. Belki vazgeçerler. Dikkat edin. Anlaşmalarından sonra yeminlerini bozarlarsa ve dininize hınç besleyip saldırırlarsa, bakın ayetten saldıranı karşı taraf olduğu belli. Bir sonraki ayet 13. ayet. Yeminlerini bozan, elçi yurdundan sürmeye çabalayan ve sizinle ilk defa savaşa başlayan bir topluluk ile savaşmaz mısınız? Bakın altı çizilecek kelimeler bunlar. Yeminlerini bozmuşlar. Elçiyi, peygamberi ve yanındakileri toprağından sürmüşler. Ve sizinle ilk defa savaşa başlayan bir topluluk ile. Yani karşı taraf ilk defa savaşa başlamış. Korkuyor musunuz onlardan? Eğer inanıyorsanız kendisinden korkmanıza Allah daha layıktır. Yani Tövbe suresinin 5. durumundaki ayet, yani onları bulduğunuz yerde öldürün ifadesi, evet, tamamen karşı tarafın savaşa başlamasıyla ilgili. Sizin demin okuduğunuz ayetin de öncesini sonrasını okusanız o durum anlaşılıyor. Ha, bazıları şöyle bir soru ileri sürüyorlar. Yani Kur'an gibi bir dini kitapta, ilahi kitapta öldürme niye var? Bakın bunun aslında çok mantıklı bir cevabı var. Kur'an'ın sıfatlarından bir tanesi mufassal olması. Yani detaylı kitap olması. Biz de hocamla diyoruz ki temel hükümlerin hepsini Müslüman yapması gerektiğini Kur'an'dan bulabilir. Hı hı. Şimdi Kur'an öldürmeyi yasaklayan bir kitap. E karşı taraf size savaş açıyor geliyor. Diyelim ki bu ayetler hiç olmaz. Karşı taraf sizi öldürmeye geldiğinde öldürmeyi yasaklayan bir kitaba bağlısınız. Ve karşı tarafı öldürenlerle ilgili Kur'an'da çok ciddi tehditler var. E bir Müslüman benim ahiretim yanacağıma hani dünyada bari beni öldürsünler deyip pasivist bir tavra geçebilirdi. Karşı tarafı öldürmekten kaçınabilirdi. Bu da aslında İslam'ın kadınların çocuklarıyla beraber yok edilmesi anlamına gelirdi. O yüzden öldürmeyi yasaklayan Kur'an'ın savaşın bir istisna durumu olduğunu söylememesi halinde Müslümanlar yok olacağı gibi kadınlar, çocuklar ve zayıflar da yok edilebilir. Ahlaki açıdan bu bence
korkaklık olurdu ve yani bana göre müthiş bir yanlış olurdu burada pasifist bir tavır benimsemek. O yüzden Kur'an'da savaş durumunda öldürmenin serbest olduğu, Müslümanların savaşa ilk başlayanları rahatça öldürebileceklerinin de beyan edilmesi gerekiyordu. Ayetlerin mantığına bu perspektiften bakarsak onların olmasının değil olmamasının Kur'an için bir eksiklik olacağını çok rahat anlayabiliriz. Pekala. Bir de ben burada dörtlü bir sınıflama yapıyorum. Terörün ve cihadın retoriği diye bir kitabım var. Gösterelim onu da. Bu Tokyo Üniversitesi'ndeyken ben de özellikle bu cihat konusuyla ilgili çalıştım. Orada misafir öğretim üyesiydim. Post doktora çalışmamı daha doğrusu orada yaptım. Bu hem Japonya'daki bir dergide yayınlandı İngilizce. Sonra Almanca, Boşnakça, Yunanca daha birçok dile çevirisi sitemde var. Türkçesi de Türkçe yayınlandı. İsteyenler ücretsiz de siteden indirebilirler. Şimdi bu kitaptaki dikkat çektiğim şeylerden biri de bu özellikle şeyle ilgili diyorduk değil mi? Bu Tövbe suresiyle ilgili ayetlerdeki durum oldu. Burada Kur'an'ın savaş ahlakının neden felsefi açıdan, mantıki açıdan, insani açıdan kabul edilebilir olduğunu şöyle anlatmaya çalıştım. Savaşa karşı olabilecek dört tane tutum var insanların benimseyebileceği. Birinci tutum, Tux gibi bazı çok ender kimselerin yaptığı bir tutum. Yani hiç sebepsiz savaşmak, hiçbir menfaatiniz olmadan bile savaşmak. Yani karşı tarafı böyle belli tanrılarına, tanrıçaları Kali'ye adayarak öldürüyorlar. Bu pek dünya tarihinde rastlamadığımız bir tutum. Tux gibi bazı istisnaları var. Yani hiç sebepsiz savaşmak. Bu tutum zaten söz konusu bile değil. Bunu eleyebiliriz. İkinci bir tutum, dünyada şu anda yaygın olan bir tutum. 20. yüzyılda da yaygın. Bu çıkarlar için savaşmak bir tutum. Şöyle diyelim, sosyal Darwinizm gibi bazı felsefi teoriler bunu benimsemiştir. Yani siz yok olmamak için karşı tarafı ezmek zorundasınız. Sizin daha güçlenmeniz için elinizden geldiğince gerekiyorsa karşımızdakini sövürmek zorundasınız. Bu tip sosyal Darwinizm gibi teoriler, felsefi teorilerle de beslenen, devletlerin sadece çıkarı olduğu, ahlaki prensiplerin çıkarların gerisinde geldiği, devletin menfaatleri için her şeyin meşru olduğu 20. yüzyılda yaygın bir teoriydi. Ha Kur'an karşı taraf savaşmadıkça savaşmanızı yasaklayarak bu şekilde çıkar üzerine kurulu savaşlara karşıt bir tavır sergiler. Üçüncü bir tavır da şu olabilirdi, pasivizm. Yani her halükarda karşı tarafı yok etmeye kalksa bile pasivizm. Şimdi bu bireysel olarak Gandhi gibi belli örneklerde belki pasivizm uygulanabilir. Ama büyük bir topluluksanız sizin pasivizm uygulamanız, yani karşı taraf beni öldürmeye gelse bile ben savaşmayacağım demeniz, orada dediğin gibi sizin zayıfların öldürülmesine, çocukların yok edilmesine de izin vermeniz demek ki bana göre bu şekilde bir pasivizm ahlaki açıdan kabul edilemezdir. Hadi o zaman dördüncü bir şık kalıyor gene. Dördüncü şıksa haklı sebepler sonucunda savaşmak. En önemli haklı sebep de karşı tarafın saldırıya geçmesidir. Birleşmiş Milletler'inde işte belli deklarasyonlarındaki hatırladığım kadarıyla 51. maddesiydi. Karşı taraf savaşıyorsa devletlerin işte savaşma hakkının olduğu söyler. Aslında genel olarak ahlak felsefesinde saldırıya uğrayanın kendini savunma hakkı olduğu, onun da o zaman karşısındakini rahatça öldürebileceği kabul edilmiş bir gerçektir. Kur'an bunlardan hangisine giriyor desek, birinciye zaten girmiyor. Yani hiç sebepsiz savaşmaya. Çıkarlar için savaşmaya da asla girmiyor. Karşı taraf ancak savaş açarsa siz savaşabiliyorsunuz. Çıkarınız olursa değil. Pasivizme de yol vermiyor Kur'an. O zaman tek rasyonel bir savaş sebebi var ahlaken kabul edilebilir. O da nedir? Karşı taraf size eğer ki savaş açtıysa savaşma. Hocamın deminden bir okuduğu ayetlerden anladığımız, bu Tövbe suresindeki ayetlerin başını sonunu okuduğunda da anladığımız bizim, Kur'an'ın da bize söylediği şey bu. Karşı taraf savaş açarsa siz onu savaşabilirsiniz. Peki, şimdi aslında bunları...